Nasrettin Hoca'nın Konya Akşehir'e gömüldüğü kabul ediliyordu. Fakat yapılan araştırmalar sonucu hocanın doğduğu Eskişehir Sivrihisar'a defnedildiği ortaya çıktı. Ve bu gerçekse Nasrettin Hoca'nın kızının kemiklerinin ve mezar taşının bulunmasıyla ortaya çıktı. Sivrihisar Belediyesi Nasrettin Hoca ve kızı için bir anıt mezar yaptırdı. Güldürürken düşündüren, düşündürürken de güldüren Türk İslam düşünürü Nasrettin Hoca'nın gerçek mezarı bulundu. 13. yüzyılda Konya Akşehir'de yaşadığı bilinen büyük Türk düşünürü ve İslam alimi Nasrettin Hoca'nın doğum yeri olan Eskişehir Sivrihisar ilçesinin aynı zamanda hayatını kaybettiği yer olduğu da belirlendi. Sivrihisar Ulu Cami yakınındaki mezar taşı oğlu Ömer'e ait olarak biliniyordu fakat taşı inceleyen uzmanlar mezar taşının Nasrettin Hoca'nın mezar taşı olduğunu ortaya çıkardı. Bu gerçekse Profesör Doktor Erol Altınsapan, Profesör Doktor Mert Oltulum ve Doçent Doktor Mehmet Mahur'un çalışmalarında Nasrettin Hoca'nın kızına ait olan kemiklerin bulunmasıyla gün yüzüne çıktı. Bütün yapılan incelemeler ve araştırmalar sonucu çıkan kemiklerin Fatma Hatun annemize ait olduğu, o dönemdeki bayan kemikleri olduğu bilimsel olarak kanıtlandı. Arkeoloji Müzesi tarafından yapıldı bu çalışmalar. Nasrettin Hoca'nın kızı Hatun Hanım'a ait kemikler bulundu. Burada mı? Kemikler tam şu arada bulundu. Şu an belediye kendisi teslim aldı ve anıt mezarı olarak defnedildi. Kızının kemiklerinin çıktığı mezar taşındaki yazıyı inceleyen uzmanlar, kızının adının Hatun ve Nasrettin Hoca'nın tam adınınsa Nasrettin Hoca Nusrat olduğunu belirledi. Buraya iki anıt yapıldı ve bu anıtlardan bir tanesi Nasrettin Hoca'nın kızına ait olduğu tespit edilen kemikler defnedildi. Hemen yan tarafına ise Nasrettin Hoca'nın dönemine ait olduğu ve Nasrettin Hoca'ya ait olduğu belirlenen taş sanduka bulunuyor. Bu anıtın içinde bulunan taş sanduka aslında yıllarca Nasrettin Hoca'nın oğlu Ömer'e ait olarak biliniyordu. Ancak daha sonra yapılan araştırmada üzerindeki yazıdan Nasrettin Hoca'nın kendisine ait olduğu tespit edildi. Hocanın vefatından 8 asır sonra böylece adına yapılmış iki anıt mezar oldu. Nasrettin Hoca'nın naaşının Konya Akşehir'deki türbesinde değil, doğduğu yer olarak kabul edilen Eskişehir Sivrihisar'da olduğu düşünülüyor. 800 yıllık olan Ulu Cami'mizin arşivinde bulunan taşımız ortaya çıktı. Bu taşın da bilimsel ve akademisyen hocalarımızın okuması sonucunda, deşifrelerin çözülmesi sonucunda taşımızda Nasrettin Hoca'mızın kendi bizzat mezar sandukası olduğu ortaya çıktı. Öte yandan Sivrihisar Belediyesi tarafından her yıl yapılan Nasrettin Hoca'yı anma şenlikleri de düzenlendi. Coşkuyla kutlanan şenlik tam 3 gün sürdü. Nasrettin Hoca bizim dünyanın en büyük hocalarından bir tanesi, bilgin adamlarından birisi. Keşke onu kadar bilgin olabilsek, keşke onu kadar sivri zekalı olabilsek. Rize'nin Pazar ilçesinde babadan miras